Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayaalp ve bu da Hob. Bu videomuzda Hob nasıl oyun bu sorunun yanıtını beraber aramaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere son derece tatlı bir evrende son derece tatlı bir karakteri, son derece tatlı hayvanları kovalayarak tecrübe ettiğimiz bir oyun. Ulan çok saçmaymış ya, bunu ilk kez kovaladım. Ne diyordum? Hob nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını arayacağız bu videomuzda. Bu arada yayınlanmış da olabilir, yayınlanmamış da olabilir, yayınlanacaktır elinde sonunda. Hob oyununa biz şeyde de, multiplayer'da da göz attık. Orada Enis oynamıştı daha ağırlıklı olarak. Hatta aynı videoda ben Frostpunk oynadım falan, böyle bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Burada bahsetmeyi unuttuğum bir şeyler olursa ya da daha fazla Hob oyunu görmek isterseniz diye ekleyeyim. Ve oyunla alakalı yavaş yavaş neler var neler yok görmeye başlayalım. Ki zaten siz zaten görüyorsunuz ben bir yandan oynarken. Böyle gayet büyük ve cana yakın, insan canlısı bir abimiz var. Artık bu nedir bu tam olarak bilemiyorum ama artık goleme benziyor. Yani taştan bir varlığa da benziyor ama ne olduğuna dair çok da bir fikrimiz yok. Biraz mekanik bir karakter kendisi. Bizim karakterimizde gördüğünüz üzere bayağı sevimli, gözleri çakmak bir karakter. Daha oyunun ilk başları olduğu için hani yavaş yavaş oyunu ısındırıyor. Hani bu aşamada oyunla alakalı gördüğünüz kısımlar genelde yani birazcık tutorial olarak yani düşünülebilecek kısımlar. Oyunla alakalı söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi şu: yapan ekip Runic isimli ekip, Torchlight 1 ve Torchlight 2'yi yapan ekip. Şimdi aksiyon RPG, yani Diablo'ya benzeyen bir oyunu Torchlight'da, eğer bilmiyorsanız. Ki Diablo 3 gelmeden önceki dönemde bayağı bir bizim açlığımızı bastırmıştı aksiyon RPG türündeki bir oyun olarak. Bayağı başarılıydı. O türden bayağı uzaklaşmışlar. Platform, puzzle, macera. Üç türün üçüne de uyuyor aslında bakarsanız. Macera, puzzle, platform oyunu diyebiliriz Hob için. Ve böyle bir türde oyun yapmak istemişler. Hob gördüğünüz üzere bir puzzle aslında böyle ortaya çıkıyor. Hemen şöyle hızlıca koşarak hop puzzle kısmını, ya puzzle dediğim platform aslında bakarsanız puzzle'dan ziyade. Şu kısmı geçelim, oyunla alakalı konuşmaya. Hop, niye tutunmadı? Düzgün atlayamadım herhalde. Yoksa tamam böylece. Homurdanır gibi konuşuyor yanımızdaki abimiz. Buraya geldik. Evet. Ne var ne yok diye böyle bir bakıyoruz. Şimdi oyunun mekanikleri ile alakalı çok bir şey anlatmadım. Dediğim gibi daha tutorial kısmındayız. Böyle tatlı bir karakter daha var. Bunu böyle seviyoruz direkt. Bayağı da cana yakın, sevimli bir abiymiş kendisi. Sizi ne kadar çekti bilmiyorum ama beni gerçekten bu görsellik çekti. Yonder oynamıştık zamanında. Yonder'ın da görselliğini çok sevmiştim. Legend of Zelda'yı andıran bir yapısı vardır. Oynanış olarak da Legend of Zelda'yı andırıyor derken. Yukarıda gördüğünüz, az evvel de hani yanından da geçtiğimiz mor bir takım yozlaşma, yani corruption dediğimiz bir mevzu var. Elimize bulaştı ve bize yol gösteren abi de hiç düşünmeden kolumuzu aldı götürdü. Yani o bulaştığı zaman yayılıyor ve ölümünüze sebep olabiliyor. O yüzden kolumuzu kesti yani, bu arada onu da eklemekte yarar var. Oyunun mekaniklerini anlatmamın sebebim de birazcık da buydu. Bu noktadan sonra kesilen kolumuzun yerine bizi taşıyan abimiz kendi kolunu verecek. Ve oyuna aslında başlayacağız. O kolla aslında pek çok puzzle'ı çözmede hani kullanacağımız bir kol olacak. Bir oyun mekaniği eklenecek. Oyunun yapanların isimlerini görüyorsunuz. Bence birazcık kötü bir karar olmuş. Bu kadar duygusal yoğunluğu olan bir kısımda kendi isimlerini geçmeleri birazcık konuyu dağıtmış. Ben olsam böyle bir şey yapmazdım. Anlayabiliyorum, ya da yapıyorsak da hani sadece Runic Games Present işte deyip hani geçerdim. Bu birazcık o yoğunluğu almış. Çünkü hani ilk oynadığımda da şey olmadım, şok olmadım yani. Koluma bir şey bulaştı, kesti falan dedim ama ondan sonra yazılar falan girince o birdenbire dağıldı. O havadan kopmama sebep oldu. Ve yani sonuç itibariyle bayağı fedakarlık yapıp kolunu yani bize veren bir abi var ortada ve hani onun o fedakarlığı da birazcık hani yalan oldu. Yani anlayabiliyorum, oyun yapmak isteyenler niçin hani orada ismini geçirmek ister onu anlayabiliyorum ama birazcık oyunun çok güçlü noktasında, çok vurucu olan bir noktasında böyle bir şey yapmaları ben çok açıkçası hoşuma gitmedi. Ama tabii ki hani bir nebze yine şaşkınlık ilk oynadığımda yaşadım da diyebilirim. Yok etmemiş, öldürmemiş yani tamamen o hissi ama yani daha iyisi olabilecekken böyle yapmaları birazcık da kötü oldu. Neyse. Evet, şimdi kolu aldık. Kolu aldık da ne oldu? Normalde yani şey yapamadığımız, hani yapamadığımız bir takım şeyler yapabilmeye başladık. Mesela gördüğünüz üzere o kutuyu çekebilmeye başladım. Çünkü ağır bir kutuydu. Kol kasımız olunca şöyle şahane. Çekebilmemiz de mümkün hale geldi. Oradan tekrar böyle buraya atlıyorum. Ve işin aslına bakarsanız dediğim gibi puzzle kısımları girmeye başladı. Bu kutuyu da çekebildiğim için şuraya çekeceğim. Oyunu artık 3. oynuyorum. Bir kere denemek için ben oynadım. Sonra multiplayer'da Enis oynarken beraber oynamış olduk tekrardan. Şimdi de sizin için tekrar oynuyorum. O yüzden biraz ezberledim gibi oldu. Puzzle'ları patır patır geçiyorsam bunun sayesinde yani diye de ekleyeyim. Burada da ikinci bir... Ya bir şey diyormuş gibi ben de susuyorum ya. O da komik oluyor. Şurada bir şey parçası buluyoruz. Kılıç parçası buluyoruz. Oyun içerisinde... Yani oyunun yapısında bir açık dünya yapısı var ve açık dünya oyunlarında çok sık gördüğümüz üzere böyle parça toplama mevzusu burada da var. Şimdi tabii bu gireceğimiz yerde... Ben şuraya gelip yardım edeyim abiye. Kapı açılsın. Artık tek kolunu bize verdiği için her şeyi rahat rahat açamıyor. Diğer kolda biz oluyoruz. Sağ olsun kendisi bize verdiği o kolla. Hop, diğer iki parçayı da kendisi şimdi verdi ama şeyde oyunun açık dünya yapısında daha ilerleyen kısımlarında o parçaları siz topluyorsunuz ve mesela kendi enerji upgrade'lerinizde, işte silah upgrade'lerinizde o şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında burası bir aynı zamanda şey hub'ı. Yani ana üssümüz gibi düşünün. Şöyle şuradan mesela hemen 2 saniyede şeyleri göstereyim, upgrade'leri göstereyim. Mesela Sword Combo neymiş? 3. ve daha güçlü bir combo saldırısını açıyormuş falan filan. Şu yeşil para birimi olarak kullandığımız yeşil yuvarlak, artık onun ne olduğuna dair hiç fikrim yok ama mekanik bir parçaya benziyor. Onları toplayarak bunları alıyorsunuz falan filan. Hemen şuraya geleceğim ve kılıç parçalarını yerleştirerek kılıcımı döveceğim. Böyle ilginç bir kılıç çıktı ortaya. Oyunun içerisinde tabii hani macera puzzle dedik ama yani macera puzzle platform dedik ama hani macera kısmında çok ciddi bir aksiyon da var. Karşımıza çıkan bir takım şeyleri, ne derler ona, böyle ya değişik yaratıkları bayağı bir tokatlamamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz üzere sallaya da savurabiliyoruz kılıçları. Şimdi buradan nereye? Buradan sanıyorum ki şuradan devam edeceğim hayatıma. Evet. Hop. O kol sayesinde tabii sağa sola çok rahat bir biçimde hareket ediyoruz, gidiyoruz vesaire. Hop, tekrar buradan kayıyorum. Sonra oyunun esnasında böyle oturup sağa sola bakabileceğiniz yerler var. Müziği falan duyuyorsunuz değil mi? Hop. O uçup giden şey bize yol gösterdi diye ben tahmin ediyorum bir yandan. Öyle size hani takıldığınız yerlerde ipucu gösterecek izler de var. Yani ondan çok emin olamadık multiplayer'daki videoda. Acaba bize yolu mu gösterdi yoksa göstermedi mi? O bir ipucu muydu değil mi diye, ama muhtemelen ipucu. Hemen şuradan bu kısmı da çekip puzzle'ı halletmek üzere devam ediyoruz hayatımıza. Dediğim gibi ben bunu ikinciye hop oynadığım için hop aman. Aa, zamanlamaları beceremedim ya. Hah, tamam. Buradan tekrar. Allah Allah, bak yine aynı şey oldu. Hop şöyle sol tarafa atlayalım. Evet. Zamanlamaları hakikaten niyeyse bir beceremedim ama yani benim beceriksizliğimden normalde çok akıcı bir şeye sahip. Ha, dövüş kısmında bu da göstereceğim şimdi size. Şöyle birazcık dodge'liyim ki saldırılarını görüyorum. Bunlar çok basit yaratıklar. Birer tane vurunca da doğal olarak gittiler. Ama düşman çeşitliliği hani benim gördüğüm kadarıyla fena değil. Hop. Hoş ol. Allah. Şöyle bir güzel bir şekilli bir dodge yapayım ki size birazcık kombat göstereyim dedim ama öldürdü. İlk başta aldığım hasar. Ölünce ne oluyor peki? Onu da görelim. En yakın save noktasına geri dönüyoruz. Checkpointler böyle sık sık çıkan karşımıza checkpointler var. Öldüğünüz zaman genelde en azından daha ileriki seviyelerde daha fazla tabii şey olabilir. Ne derler ona? Ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Ciddi geri dönüşler yaşayabilirsiniz ama tamam. Böğrünü deldim. İki tane de gördüğünüz üzere upgrade yapmakta kullanabileceğim para biriminden çıktı. Şu açmaya çalıştığı yeri de ben buradan açayım. Evet. Buradan devam edelim. Evet. Yavaş yavaş size şu kısmı da göstereceğim. Hop. Bu kısmı da tabii gösterdikten sonra videomuza yani sona erdireceğiz. Diyeyim. Oyunla alakalı benim genel olarak tabii son tahlilde yine oyunla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim ama ilk izlenimimin kötü olmadığını ve gayet keyifli olduğunu ki hani düşünün yani hem multiplayer'da hem burada şeyini yapmaktan efendime söyleyeyim ne derler ona ilk bakışını yapmaktan ötürü anlayacağınız üzere ben sevdim ve tavsiye de ediyorum zaten fiyatına gene bakmayı unuttum ya. Neyse çok pahalı değil ama onu biliyorum. Size de tavsiye edeceğim bir oyun olacak kendisi. Şu an yaptığım işlem nedir? Sol kolum yani kopan ve yerine takılan kol upgrade edilebilir bir kol. Yeni özellikler kazanıyor bu sayede. Böyle bir araç aracılığıyla da upgrade olacak. Yaptığı şey nedir? Bir tane parça eklemek. Bayağı bildiğin modüler bir kolmuş yani kol bayağı. O da yeni platformlarda yani platform puzzle'larda ya da belki dövüşte de kullanabildiğimiz bu arada belki değil yani dövüşte de kullanabildiğimiz onu biliyorum denedim. Bir özellik kazanıyor. Mesela burada hemen şöyle şuraya geliyorum. Hop bir yumruk atıyorum ve açılıyor. Bu gibi kısımları açmakta kullanabildiğim bir kol oluverdi. Hemen şuradan devam edeyim. Biraz yandan saçma biçimde oldu. Oraya tırmanmam ama tırmandım sonuç itibariyle bir problem olmadı. Buradan devam ediyoruz. Hop. Hop. Böylece artık zayıf olan duvarları da kırarak hayatımıza devam edebiliyoruz. Yolumuza devam edebiliyoruz. Peki buradan sonra ne yapıyordum? Ha şurada da bir tane kırılacak yer vardı. Hop. Kırdık. Zıplayıp yere vurduğumuz zaman burada mis gibi aşağı inmemizi sağlayan merdiven açıldı. Hop dur aman sol tarafa bakarken aşağı düşüyordum. Şuraya da yumruk atlıyor. Atalım bakalım. Hop. Güzel. Böyle de yolumuzu açmış olduk. Buradan da bayağı böyle yeri göğü inletebiliyoruz yani özetle. Tırmanalım bakalım. Evet yavaş yavaş artık şuradan tekrar çıktığım zaman bir de şeyi göstereyim ki atlar mısın canım? Heh. Sağ olasın. Size bir yandan şimdi haritayı alacağım. Haritayı da göstermek istiyorum ama o birazcık böyle bir cutscene girecek şurada. Hemen yaklaşayım. Evet, bu cutscene devam ederken ve bize biraz evreni arkadaşsız görürken oyunla alakalı fikirlerimi beyan edeyim. Açıkçası Hob nasıl oyun olmuş diye sorarsanız bana, gayet keyifli. Hem oynanış mekanikleriyle, hem aksiyonu olsun, hem platformları olsun. Puzzle'ları çok zorlayan bir puzzle'a denk gelmedim ama bazen bazı şeyler gözünüzden kaçtığı için nereden gideceğinizi kestiremeyebiliyorsunuz. Ki hele bir de yani dünyanın açık dünya olduğunu da tekrar göz önünde bulundurursak, ki şu anda bu arada görüyorsunuz ki açık dünya haritası da yani şöyle, yani bulutlu olduğu için tamamını görmüyoruz ama hani en yakın haliyle biz şu an zaten kırmızı nokta biziz. Şöyle geri çıkıyorum. Sağ solda görüyorsunuz. Epey büyük bir harita var. Yani büyük derken de devasa bir haritadan da bahsedilemez. Yani bakmayın bu kadar hani sağa sola bir dünya gittiğimize bakmayın. Hani bir mesafe aslında burada gözüktüğü kadar devasa da değil. Ama küçük de sayılmaz. Ben gayet tatmin edici bir boyutta olduğunu size söyleyebilirim. Açık dünya olmasının şöyle bir etkisi de vardı. Ha bu arada mesela multiplayer'da göreceğiniz, eğer izlerseniz göreceğiniz kısımlara ben gitmedim. Neden? Çünkü başka bir yere gideceğim zannettim. Normalde az evvel gördüğünüz şu haritada şu mavi yere gitmemizi istiyor. Ama ben bambaşka, yani şuradaki şu an kapalı olan yerlerden bir yerlere falan gittim. Yani hani dikkat etmedim ve açık dünyası olmasının hiç alakasız yerlere gittim. Daha ileriki seviyelerde girmem gereken, hani sizi tamamen sınırlamıyor. Ama yani her istediğiniz yerde giremiyorsunuz. Bir yerden sonra tıkanıyorsunuz tabii ki. Hani yapmanız gereken şeyler oluyor oyunda. O tarzda bir açık dünyaya da sahip olduğunu ekleyebilirim yani. Sanıyorum ki oyunla alakalı işte aksiyon kısmında gördünüz. Orada düşman çeşitlilikleri artıyor. Animasyonla alakalı çok şeyleri yok. Çok bir çeşitlilikleri yok. Hani düşmanlar hep aynı şekilde ölüyorlar falan gibi durumlar var ama çok dert etmiyorsunuz onu. Çünkü farklı tipteki düşmanlar farklı şekillerde saldırıyorlar ve sizi bir düşündürüyorlar. Ne yapabileceğinize, nasıl tepki vermeniz gerektiğine dair olarak diyelim. Onun dışında da dediğim gibi gayet keyifli bir oyun olmuş. Hem atmosferiyle hem de hikayesini hiç söz kullanmadan size böyle bir şeyler göstererek anlatmasıyla benim ayrıca ilgimi çekti Hob. Siz de eğer ki bu tip oyunlarla ilgileniyorsanız göz atmak isteyebilirsiniz diyeyim. Ve şimdilik benden bu kadar diyelim. Bir başka Nasıl Oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.